Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına bol peynirli, kaşarlı hamur kızartması hazırladım. Hamurumuzu hazırlamak için genişçe bir karıştırma kabına bir yumurta, bir çay bardağı süt ve birazcık eritip soğuttuğum bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Bu üçünü gelişigüzel birazcık karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tutam doğranmış maydanozu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da ufalanmış beyaz peynir ilave ediyorum. Ve tarifimize asıl ismini veren kaşarlarımı ilave ediyorum. Yaklaşık 250 gram kadar kaşar rendesi var. Yine bu da 1,5 su bardağına yakın bir ölçüde oluyor. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Üzerine yeteri kadar tuz ilavesi ediyorum. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Bu malzemelerimi de tahta kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Malzemelerim özleşince de üzerine önceden hazırlayıp elemiş olduğum 2 su bardağı dolusu unumu ilave ediyorum. Bu da yaklaşık 250-260 gram civarı ediyor. O şekilde de ölçerek de ayarlayabilirsiniz. Bu ölçü yeterli geliyor. Eğer daha fazla kullanırsanız hamur kızartmamız peynirli o hamur kızartması olmaktan çıkıp böyle bildiğiniz pişi kıvamında ya da ekmek kıvamında bir hale bürünüyor. O yüzden tam ölçü olarak vermeye çalıştım. Bu ölçülerin dışına çıkmazsanız tam ölçüyü tutturur. Biraz sonra göstereceğim kıvamda kızartmalar elde edebilirsiniz. Bir de yoğurma aşamasını bu şekilde kaşıkla yapmanızı tavsiye ederim. Bu aşama birazcık zorlu olacaktır ama yedire yedire yavaş yavaş kaşıkla karıştırarak ununuzu eklemenizi tavsiye ediyorum. Elinizi sürdüğünüz zaman, elinizle yoğurmaya kalktığınız zaman çok yapışacaktır ve un ekleme ihtiyacı duyacaksınız. Ayrıca elinizin sıcağıyla içindeki kaşarlar daha da eriyeceği için tam istenilen kıvamı tutturamazsınız. Hamurumu iyice karıştırıp hazır ettikten sonra tezgahımın üzerine bir tane yağlı kağıt seriyorum ve üzerine hemen hazırlamış olduğum hamuru ekliyorum. Gördüğünüz gibi hala oldukça yapışkan bir yapıda. Bu nedenle yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer tezgah üzerinde işlem yapmak isterseniz hamurunuzu önceden dolapta dinlendirerek işlem yapmanızı tavsiye ederim ki o aşamada bile tezgahınıza yapışmalar olabilecektir. Hamurumun üstünü de bir yağlı kağıtla örtüyorum ve merdane yardımıyla bu şekilde yaklaşık yarım santim kalınlığında hamurumu açıyorum. Ben size hamurun yapışkanlığını gösterebilmek için bu şekilde açtım ama siz dilerseniz hamurunuzu böyle açtıktan sonra bir tepsiye alabilirsiniz ve dinlendirip daha sonra şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Ben bu aşamada dinlendirme yapmadım. Daha sonrasında yapacağım. Böyle ince şeritler halinde hamurumu kesiyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde hamurdan parçalar ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimki oldukça yapışkan bir hal aldı. Sıcakta hemen eriyor ve dağılmaya müsait bir hamur oluyor. Bu şekilde parçalara ayırdıktan sonra dediğim o birazcık dolapta bekletme işlemini yapacağım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar dolapta durması hemen hamurun kendini toparlamasına yardımcı oluyor. Şimdi ocağa attığımda da göreceksiniz ne kadar toparlanmış olduğunu. Bu şekilde kalıp gibi hamurlarınız çıkıyor dolaptan. Hemen o aşamadan sonra da pişirme işlemine geçebilirsiniz. Uygun bir tavaya bir miktar yağ alıyoruz ve her zaman pişilerde yaptığımız gibi önlü arkalı hamurlarımızı kızartıyoruz. Ocak ayarına gelince de orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Çok harlı ateşte pişirirseniz dışları bir an önce kızaracak ve içleri hamur hamur kalacaktır. Tam içini çekmeyecektir. Orta ateşte yaparsanız da dışı çıtır, içi yumuşacık hamur kızartmaları elde edersiniz.
Pişerken hamur dağılır mı, içine eklediğimiz kaşar erir mi diye bir endişeniz olmasın. Bu şekilde gördüğünüz gibi hamur kızartmalarımız erimeden, akmadan çok güzel bir şekilde kızarıyor. Hemen pişmiş olanlardan bir tanesinin iç yapısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde dediğim gibi dış tarafı çıtır, içi tamamen yumuşacık ve gördüğünüz gibi kof kof pişmiş durumda oluyor hamur kızartmalarımız. İçine eklediğimiz beyaz peynirler de harika bir görüntü ve tat veriyor. Bu şekilde dışı çıtır, içi yumuşacık hamur kızartmalarımızı hamurumuzun tamamı bitene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Hemen tekrar sizlere birazcık daha beklemiş halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kof kof pişiyorlar. İçleri yumuşacık, balon balon oluyor. Yoğurma işlemi olmadan çok az malzeme ile çok kısa sürede hazırlanabilen bu hamur kızartması tarifini ister hafta sonu kahvaltısına, isterseniz günün diğer saatlerinde atıştırmalık olarak hazırlayıp servis edebilirsiniz. Kullanmış olduğum malzemeleri ve miktarları açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan faydalanabilirsiniz. Verdiğim ölçülerle bu tabağımda gördüğünüz kadar hamur kızartması elde ettik. Benim kaşarlı hamur kızartması tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Elimden geldiğince kısa bir sürede dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.